Merhaba, ben Doktor Çetin Vural. Bugün tiroid bezi adını verdiğimiz ve boynun ön kısmında yer alan bezin tümörlerinden söz edeceğim, kanserlerinden söz edeceğim. Vücuttaki pek çok organ gibi bu tiroid bezinin de kanserleri var. Ve bu kanserlerin çok önemli bir kısmı tiroid hormonlarını salgılamakla görevli tiroid hücrelerinden, tıpta tirosit adı verilen hücrelerden kaynaklanan kanserler. Bunlar da genellikle iyi diferansiye, yani iyi huylu, iyi seyreden kanserler olarak açıklayabileceğimiz türde kanserler. Bu kanserler düzgün cerrahi prensiplere uygun bir şekilde öncelikle ameliyatla tedavi edildikleri zaman hastanın normal ömrünü yaşama, normal hayatını yaşama şansı çok çok yüksek. Bu özellikleriyle bu kanserler vücutta görülen pek çok kanserde göre çok daha yüz güldürücü, çok daha tedavisi mümkün kanserler. Nedir bunlar? İki tür kanseri var bu başlık altında. Papiller tiroid kanseri ve foliküler tiroid kanserleri. Bunların genellikle özellikleri birbirlerine benziyor. Özellikle davranışları, yani iyi seyirleri birbirlerine benziyor. Kendilerine göre kimi farklılıkları var belki ama genel olarak ikisi de oldukça iyi seyirli tümörler bunlar ve neyse ki tiroid bezinden kaynaklanan tümörlerin çok büyük bir kısmını bu iki tümör oluşturuyor. Özellikle de papiller kanseri oluşturuyor. Nasıl belirti veriyor? Genellikle tiroid bezi içerisinde bir büyüme, bir nodül şeklinde ortaya çıkıyor bu kanser ve teşhisi de ultrason, ultrasonla incelenmesi, arkasından ultrasonda özellikle şüpheli, endişe verici görüntüler varsa iğneyle parça alınmasıyla konuyor teşhis. Ön teşhis. Kesin teşhis için genellikle tiroid bezinin tamamını veyahut da tiroid bezinin o nodülü, tümörü içeren yarısının çıkartılması ve patoloji uzmanı meslektaşlarımızın özel boyalarla boyayıp mikroskop altında kesitlere bakmalarıyla kesin teşhis konuyor. Tedavileri ne? Öncelikli tedavileri bu tümörlerin, bu kanserlerin ameliyatı. Eğer tümör, kanser ufaksa, genel kabul gören bir görüşe göre 1 santimin altındaysa çapı, genellikle ameliyat, hatta çoğu kez tiroid bezinin tümör içeren yarısının alınması, diğer yarısının hastada bırakılması yeterli tedavi oluyor. Fakat dediğim gibi genel kabul gören, ülkemizde de genel kabul gören anlayışa göre 1 santimin üzerindeyse tiroid bezinin tamamını çıkartmak, özellikle papiller kanserse lenf bezelerine sıçrama ihtimaline karşı 1 santimden büyük, papiller kanserse lenf bezelerine sıçrama ihtimaline karşı boynun orta kısmındaki lenf bezelerinin temizlenmesi ameliyatı, aynı seansta, aynı anda yapılan temizlenme, lenf bezesi temizlenmesi ameliyatı genellikle hastanın bu hastalıktan tamamen kurtulmasını ve normal ömrünü yaşamasını sağlamakta. Kimi zaman özellikle büyük tümörlerde veya boyuna sıçramış tümörlerde ameliyat sonrasında halk arasında atom tedavisi diye bilinen radyoaktif iyot tedavisi de gündeme gelebilmekte.